Merhabalar, Profesör Doktor Öznur Küçük ben. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Çocuklarda en çok gördüğümüz hastalıklar özellikle kış dönemi bu mevsimde enfeksiyon hastalıkları daha fazla görülüyor. Özellikle de okulların açılmasıyla beraber çocukların daha kalabalık ortamda bulunmasıyla beraber üst solunum yolu enfeksiyonları çok sık görebiliyoruz. İşte bir influenza A, domuz gribi dönemini atlattık. Beta boğaz enfeksiyonu sürekli görülebiliyor. Bunun dışında tonsilit, kulak iltihabı, otitis media, bronşolit, özellikle RSV virüsü dediğimiz respiratuar sinüsal virüs küçük çocuklarda bronşolit hırıltı tablosuna sebep olabiliyor. Bunlardaki genellikle etkenler enfeksiyon etkenler, viral veya bakteriyel olabiliyor. Solunum yolu enfeksiyonları dışında gastroenteritler hem kışın hem yazın bizim çok sık gördüğümüz ishal hastalıklarıdır. Tabii ki okulların açılmasıyla kalabalık ortamlarda bulunmayla beraber bulaşıcı hastalıklar, su çiçeği olsun, kızamık olsun, döküntülü hastalıklar, el ayak ağız hastalıkları gibi döküntülü hastalıklar görülebiliyor. Bunlardaki en büyük sebeplerden biri bir mevsim değişiminin olması. İki çocukların özellikle okul ortamında, kalabalık ortamda bir arada bulunması. Enfeksiyon hastalıklarını kış döneminde özellikle pandemi döneminde böyle bir 2-3 sene boyunca çocuklarımız hastalanmadı. Niçin? Çünkü pandemiden dolayı herkes maskeliydi. Önlemler çok artırılmıştı. Çocuklar evdelerdi ve bu dönemin çocukları şu an 3-4 yaşlarında olan çocuklar özellikle pandemide bağışıklık sistemlerinin çok fazla gelişmemiş olmasından dolayı da herkesin söylediği ciddi bir hastalık var. Solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı geçmeyen öksürükler, geniz akıntıları en çok gördüğümüz çocuklardaki hastalıklar. Biz bu hastalıklardan nasıl korunabiliriz? Bu hastalıklardan korunmak için özellikle ilk 6 ayda anne sütü bebeğin ideal beslenmesidir. Ve biz Bebek Dostu Hastanesi olarak ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisiyle beraber ilk 6 ay sadece anne sütü diyoruz. 6 aydan itibaren tamamlayıcı beslenme ile beraber 2 yaşına kadar anne sütüne devam ediyoruz. Neden? Anne sütü bizim için bebeğin ilk antibiyotiği ve koruyucu özelliği var. Dolayısıyla böyle bir doğal koruyucuyu bebeklerimizden esirgemek istemiyoruz. 6. aydan itibaren anne sütü ile beraber tamamlayıcı beslenmeye başlıyoruz biz. Ek gıdalarla beraber bazı besinleri çocuğa vermeye başlıyoruz. Özellikle bu enfeksiyon hastalıklarının sık görüldüğü kış dönemlerinde bize en çok sorulan işte bebeğimizin bağışıklık, çocuğumuzun bağışıklık sistemini nasıl kuvvetlendirebiliriz? Bununla ilgili olarak dengeli ve yeterli beslenme. Yani çok hani işte şu vitamini yapalım mı, bunu kullanalım mı, bunun takviyesini yapalım mı? En güzel şey dengeli ve yeterli beslenme. Dengeli ve yeterli beslenme dediğimiz hani hiçbir şeyi fazla tüketmeyeceğiz. Mesela en çok kullanılan C vitamini verelim mi? Biz eğer meyvelerimizi, sebzelerimizi güzel tüketirsek özellikle kış meyveleri C vitamini açısından çok değerlidir. Veya işte probiyotik verelim mi? Ev yapımı yoğurtlar, işte evde kurulan turşular özel bir bizim probiyotiğimizdir. Balık yağı verelim mi? Başka bir işte beta glukandı, kinezyaydı böyle takviyeler yapalım mı? Tabii ki bunları hiçbir şekilde biz takviyeleri hekim kontrolü dışında kullanılmasını önermiyoruz. Hekimin kontrolünde dengeli ve yeterli beslenme ile beraber sağlanması lazım. Biz hastalarımıza veya işte çocuk hastalarına özellikle vurgulamak istediğimiz hasta iken okula gitmemeleri. Ne oluyor? Kendisi bir bulaştırıcı olabiliyor. Hastalık etkeni kaynağı olabiliyor. İkincisi başka enfeksiyon kapabiliyor ve hastalık daha uzun süre sürebiliyor. Viral enfeksiyonlar istirahatle ve yeterli dengeli beslenmeyle beraber evde çok daha rahat kısa sürede iyileşebilme olasılığı varken okula gittiklerinde başka enfeksiyon kaptıklarında bu daha da ağır seyredebiliyor. O yüzden evde istirahat, yeterli dengeli beslenme ve bol su. Vücut hastalandığımızda vücuttaki sıvı miktarımız azalıyor. Özellikle de bir de çocuğumuz ateşliyse bu sıvı miktarı daha da azalabiliyor. O yüzden de biz sıvı ihtiyacının sağlanmasını istiyoruz. İşte az az sık sık su içirme, bunun dışında taze sıkılmış meyve suları, çocuğumuzun yaşına göre kekik çayı, nane, limon, ıhlamur, ada çayı mutlaka takviyelerimizi yapmamız lazım. Çocuklardaki ailelerin hani tedirginliği sık hastalanmasıyla beraber nasıl koruyabiliriz düşüncesi dışında bir de çocuklarımız hastalandığında ateşleniyorlar. Ailelerin en büyük korkularından biri de bu. Hani çocuğum ateşlenirse ya ateşli havale geçirirse. Esasında ateş vücudun bir savunma mekanizması. Nedir? Vücuda bir virüs, bakteri girdiğinde bunu yabancı olarak görüyor ve bizim hipotalamus dediğimiz beyinde ateş merkezine uyarı gidiyor. Ve ne oluyor? Oraya uyarılarla beraber vücudu koruyucu hücreler sisteme giriyor ve bunun sonucunda da ateş oluşuyor. Ateş hangi dönemde daha bizim için risklidir? Nasıl
nasıl müdahale edelim? Ailelerin en çok sorduğu soru budur. Biz biliyoruz ki özellikle çocuğun yaşına göre ilk 6 ayda eğer aşı dışında 38'i geçen bir ateş varsa mutlaka hekime başvurulması lazım. Kulaktan ölçülebiliyor, işte alından ölçülebiliyor, koltuk altı ölçülebiliyor. Birçok ateş ölçme yöntemi var. Biz genellikle belli bir yerden sabit ölçülmesini istiyoruz ve ortalama da 38 ve üzerinde ateş düşürücü verilmesini. Çünkü bu vücudun bir tepkisi. Vücudun tepki vermesine de izin vermemiz gerekiyor açıkçası. 38 ve üzerinde ateş düşürücü verilsin istiyoruz. Hangi durumda hekime başvurulması lazım? Eğer 38,5 ve 39'ların üzerinde ise, mesela bir diş çıkarma dönemindeki çocuk 37,5-38,5 arası hafif bir ateşlenme olabilir. 38,5'un üzerine geçmişse, 3 gün geçmiş, 72 saat geçmiş ateş devam ediyorsa böyle bir durumda hekime başvurulması gerekiyor. Biz ilk dönemde böyle hafif ateş yükselmeye başladığında ılık uygulama tercih ediyoruz. İşte bazen aileler sirkeli su yapabiliyorlar, kolonyalı mendillerle yapabiliyor. Esasında en güzeli ılık su. Ilık su dediğimizin sebebi de bazen aileler ateşi düşürebilmek için soğuk suya sokuyorlar. Ama soğuk suya soktuğunuz zaman tepkiyle ateş daha da yükselebiliyor. Ilık su istiyoruz ve ateşliyken çocuklar tedirgin oldukları için de biraz huzursuzluk da yaratır çünkü ateş. Dolayısıyla duştan biraz böyle tepki verirler. O yüzden de diyoruz ki hani başını sokmadan vücudunu ortalama 15-20 dakika, hani soktum çıkardım ateş düşmedi değil, bir 15-20 dakika ılık duşa sokmak ateşi düşürmenin en güzel yöntemi. Dediğim gibi 38 ve üzerinde doktor kontrolünde ateş düşürücü verilebilir. Hani çocuğun yaşına göre verilecek ateş düşürücüler değişmektedir. Evde bir büyük çocuk vardır, onun ateş düşürücüsünü küçük bebeğe verilmeyi çok tercih etmiyoruz. Mutlaka hekime danışılarak ateş düşürücü verilmesini öneriyoruz.